Merhabalar efendim. Kıymetli arayanlar, hatta aranılmayı arayanlar, siz arayıştakiler, hoş geldiniz. Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bazen talihsizliklerle karşı karşıya kaldığımızda, bize geleneğimizde yol gösteren, bizi iyi hissettiren çok güzel kelam-ı kibarlar da var. Ne olduğunu söyleme. Bir hikaye anlatayım. Bugünkü kelam-ı kibarımızın ne olduğunu Buyurun. Söyleme. Arayanlar olan, bulmaya çalışsınlar bir sefer. Evet, evet, biz de nasıl bulduğumuzu anlatalım. Keloğlan'la ilgili anlatılır. Değişik versiyonları da var bu hikayenin. Keloğlan biliyorsun özgüveni yüksek olan bir delikanlıdır. Harbidir de. Padişahın kızını ister tabii bu. Nasıl bir şeyse. Padişah da bir şart koşar. Der ki bana öyle bir şey getir ki onu görenler ağlıyorsa gülsün, gülüyorsa ağlasın. Bir şey getir der yani. Yani bu aslında sana kızımı vermeyeceğim demektir çünkü. Yani ağlayanı güldüren, güldüreni ağlatan bir şey yok gibi. Ama neyse işte Keloğlan'ın talihi yaver gider. Allah yardım eder. İşte uzunca bir yolculuğa çıkar. Kaftanın arkasında varır. Orada bir peri kızıyla tanışır derken işte yedi başlı bir canavarı yener. İstediğimiz kadar uzatabiliriz ve sonunda bir sarayda tutsak kaldığı anlaşılan bir prensesle tanışır. Bir peri kızıyla. Tanışır. Aradığı ondaymış meğer. O da avuçlarının içine koyar. Yalnız der bunu götürmen için de yine kan dökücü canavarların içinden geçeceksin. Ateşten köprülerin üzerinde yürüyeceksin. Yine sınanacaksın. Sınanacaksın. Buzdan dağları geçeceksin. Der ve hikayeyi çok uzatmayayım. Keloğlan bütün bu engelleri aşar. Aylar sonra yorgun, argın ama muzaffer gelir. Avucunda tutmakta olduğu şeyi. Herkesin huzurunda heyecanla padişaha gösterir. Padişah o sırada neşelidir yani. Kızını nasılsa Keloğlan'a vermek zorunda değil diye. Ama görür görmez bütün neşesini kaybeder, üzülür. Doğru. Yani güleni ağlatıyormuş. Şartın biri gerçekleşti. Evet. Sonra orada yoksul biri vardır. Padişahın belki hışmına uğramıştır. İdama mahkum biri vardır. Onu çağırırlar. Padişah alır. Ona gösterir. O da okuyunca bütün hüznüne rağmen, ağlayışına rağmen o da güler. Demek ki görüldüğünde ya da okunduğunda ağlayanı güldüren, güldüreni ağlatan bir şey varmış. Ne ola ki? Ne ola ki? Şimdi sen söyleyebilirsin. Evet. Ölüm de var. Ölüm de var, güleni ağlatır, ağlatanı güldürür. Amenna. Evet, sen söyle o zaman. Bugün İbrahim Üstadımız ne yazıyor? Çok güzel. Eyvallah. Bu da geçer yahu. Demek ki bu da. Bu da. Daha ayrı. Bu da. Bu da geçer yahu diyen biri. Üzüntüsü varsa onun geçeceğini anlar, sevinir. Sevinci varsa onun geçeceğini anlar, üzülür. Ne dem baki, ne gam baki. Evet. Bu da gelip geçiyor. Evet. İnsan o gelip geçen şeylerin arasında hep. Hiçbir şeyin sahibi değiliz. D.H. Lawrence'ın öyle ta 80'lerde ezberlediğim, hiç unutmadığım bir sözü vardır.
der ki, de ki hiçbir şey için benimdir deme. Hiçbir şey için benimdir deme. De ki sadece yanımdadır. Şimdilik. Hayat nefesim yanımdadır. Bile. Nefesim yanımdadır. Yıllar sonra ben bu sözün, Lawrence diye bir adam söylemiş ama, ben bu sözün ayetin anlamına dahil olduğunu gördüm. Hani vasıta ayeti diye okutulur ya bize. Subhanellezi sahhara lena haza. Bize bunu tesir edeni, yanımıza koyarak tesbih ederiz. Ve ma kunna lehu mukrinin, yoksa biz onunla birlikte olamazdık. Bu sadece vasıtalar, hani tren, otobüs, vapur, uçak, o işte otobüs için değil aslında. Sürekli sahip olduğumuz her şey bir vasıtadır. Ve onunla birlikte oluşumuz hep şimdiliktir. Hep geçer. Neler geçmedik? Neler geçmedik? Kimler geçmedik? Evet. Kazılarda, Marmaray kazılarında, Üsküdar'da bir ara sergilendi. İşte kaç bin yıllık bir mezardan galiba oradaydı. Bir kadın iskeleti çıktı ama kollarında bilezikler vardı. Altın. Bir şeylerden bir şey, bir kadın. Değil mi? Evet. Sonra altına yazdım bu haberin. Yani kendi notlarım arasında aldım. Altın mı kadını taktı, kadın mı altını taktı? Bak, altın kaldı, kadın gitti. Kadın kalıp da altın gitmiyor. Yani o sahip olduğumuzu sandığımız şeyler, sahip olmak gibi bir kaygıyla bağlanmışsak onlara, bir, onları muhafaza etmek, hep elimizde tutmak için çok ürkütücü bir gayretin içine gireriz ve bu boş bir gayrettir. Ya da onları kaybettiğimizi düşünüp kaybetmemek için acı çekeriz. Ama denir ki, insan bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldi. Şahitlik benimdir dememek, yanımdadır demek, benimledir demektir. Bedenim benimle, gözüm benimle, hayatım benimle, ellerim benimle, sesim benimle, nefesim benimle. Şimdilik. Benden değil. Benden benim değil. Benim değil. Benim değil, evet. O zaman şahitler bir şey kaybetmezler. Çünkü bir şeyin sahibi iddiasında değiller. Sahiplendiğin zaman kaybetmeyi de beraberinde getiriyor. O senden kopuyor. Mesela sağlık. Değil mi? Evet. Sağlık. Benle midir, benim midir? Evet, çok şükür. Benledir. Ama benimdir dediğimde, bir sağlık sorunu yaşadığımda, ne yapacaksın? Bütün teorin çökecek. Bu mesela pandemi gibi büyük salgınlarda, bunlardan en çok etkilenenler aslında böyle belirsizliğe karşı bütün tedbirleri almış kontrolcü toplumlar. Evet, evet, evet. Çünkü diyor ki, ben gökyüzünden gelecek göktaşına bile 10 tane alternatif müdahale planım var. Bana bu saatten sonra zarar verecek her şeyi, ihtimalleri göze aldım ve her şeyden kendimi muhafaza ettim. O kadar benim ki artık. Evet. Güç zehirlenmesi ve en ufak gözle görmeyen bir pandemideki virüs bütün bu algıyı tepetaklak edebiliyor. Evet. Şu anda hastalık yapan virüslerin hepsini toplasak. Gram etmiyor. Etmiyor yani. Bak, bir koskoca dünya sarsılmış gibi. Gözle görünmeyen bir şey yüzünden tepe taklak oldu. Yani bütün çarklar birbirine karıştı. Demek ki insana sahip olmak üzerinden bir hayat, bir yaşama şekli uygun değil. Canın yanıyor. İlişkilerde de bunu mutlaka gözlemlemişsindir. Yani kadın erkek
Yani birisi diğerini sahip gördüğünde, sahiplenme eksenli bir ilişki kurduklarında sürekli tedirginlik yaşıyorlar. Ve onun için mesela bu tedirginliklerden kurtulmak için mesela Batı toplumları hocam sigorta müessesine çok güveniyor, çok yatırım yapıyor. Ama Doğu toplumları yapmıyor. Yarın ola hayır ola, sabah ola hayır ola, tevekkül. Hakikaten Doğu toplumları doğayla uyum içinde yaşamak, doğayı anlamaya çalışırken Batı toplumları bir şekilde sahip olmak ve kontrol etmek güdüsüyle hareket ediyor. Evet. Bu kibirden mi kaynaklanıyor? Başka bir şeyden mi? Ama sonuçta zarar veriyor. Bugün baktığımız zaman belirsizliğe karşı tahammülü düşük olan toplumlar bu pandemi gibi salgınlardan, korona, beklenmeyen talihsizliklerden daha az zararla çıktılar. Öbürlerinin bütün varoluşsal travmaları, yani bir daha biz kağıttan kulelerimiz vardı. Nasıl öyle bir tabir var? Evet. Yıkıldı yani. Karton mukavva. Güvendiğimiz dağlara gidiyor. Kar yağdı. Bize bir şey olmaz zannediyorduk. Evet, aslında insanın mülkle ilişkisi çok sıkıysa mülk onun canını yakıyor. Hani Erik Fromm çok güzel bir başlık atmış kitabı aslında. Çok evrensel bir dilemma bu. Olmak mı, sahip olmak mı? Sahip olmalar olmayı, saf olmayı engelliyor, erteliyor, azaltıyor. Olmak şahit olarak ancak mümkündür. Sahip olmak, bütün sahip olamadıklarımız, sahip olduktan sonra kaybedebileceklerimiz yüzünden bütün olmayı zehirliyor. Evet, toksik bir şey haline geliyor. Bu Kur'an'da infak kavramıyla tedavi edilir. İnfak, aldığını veren olmak demektir. Nüfuk, tünel demektir. Yani girişi çıkışı var. Bana gelir, benden gider. Benden akar. Bende toplanmaz, bende birikmez. Gerçek sağlıklı varlıkla, varlığıyla barışmış insanın modeli tünel modelidir. Hani o da şeydir ya, evet, semazenler onu böyle ifade ederler. Birikmez. Akmak hayat kaynağıdır. Mesela bizi öldüren kanımızın azlığı değildir. Kanın pıhtılaşmasıdır. Durmasıdır. İçeride kalması. Durmasıdır. Akışkan. Evet. Eyvallah. Mülk de, mal da, yani eksiğimiz olabilir, fakir olabiliriz, yoksul olabiliriz. Gayri safi milli hasılamız falan az olabilir ama akıyorsa bu orada geçer. Hayat vardır. Geçer. Geçer. Evet. Akan akıyorsa şeyler geçer. Bize bu da geçer dedir diyor. Malın anlamı da meyleden demektir. Akıp duran, eğilimli olan mal. Geliyor, durmuyor. Akıp gidiyor. Hep eğimli bir zeminde durmuyor. Durdurmaya kalkan bir durduramıyor, iki durduramadığı ne için. İlk sahibisin, ne son sahibisin. Kendisi de kayboluyor. Malı da kayboluyor. Evet, en kötüsü kendisinin kaybolması. Evet. Yani gerçekleştiremediğimiz. Bu da geçmiyor, kendisi geçiyoruz. Evet. Kendimiz mi geçelim, bu da geçer diye. Yahu. Bu da bu konuda ne diyor bilmiyorum ama yine. Bu dayı da dinlemek lazım. Evet. Mutlaka güzel şeyler söylüyordur ben. Şey. Eyvallah. Kendisi varlığa seyirci gözüyle bakmış bir bilge sonuçta. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Eyvallah.